Değerli izleyenler günaydın. Ben Ayşenur Asumanoğur. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Haftanın son günündeyiz. Bugün böbrek naklini konuşacağız. Organ bağışını konuşacağız. Bunun paralelinde elbette. En çok ihtiyacı olan organ naklinde en çok ihtiyaç olunan organ böbrek maalesef ve şu anda 60 bin kişi Türkiye'de böbrek yetmezliği çekiyor ve bunların bir çoğunluğu da organ bekliyor. Biraz bu konular üzerine konuşalım. Tabii hala istenen seviyelerde değil. Önemli olan organ naklinde kadavradan nakil sayılarını arttırmak ama bizim toplumumuzun da yapısı gereği biraz canlı vericiden organlar bağışlanıyor ama asıl olan kadavradan nakli arttırmak. Bunun için yapılması gerekenler var. Hastanelerin, Sağlık Bakanlığı yaptığı bir takım çalışmalar var. Biraz bunlara değinelim ve biz vatandaş olarak, sosyal sorumluluk olarak nelere dikkat etmeliyiz, neler yapmalıyız? Biraz bunlar üzerine de konuşalım isterim. Çok değerli bir konuğum var stüdyomuzda. Yeditepe Üniversitesi Anabilim Dalı Başkanı, Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı, Profesör Doktor Özcan Gökçe konuğum. Hoş geldiniz Hoş hocam, bulduk. günaydın. Günaydın. Böbrek nakli önemli. Türkiye'de en çok sanıyorum böbrek bekleniyor zaten organ nakli alanında organ olarak. Öncelikle biz bu aşamaları sadece Türkiye'nin mi çok ciddi bir sorunu, dünyanın mı çok ciddi bir sorunu, öyle gelelim. Böbrek yetmezliği çeken hasta sayımız çok, dünyada bir oranlar nasıl, Türkiye'de neden biz bu kadar aşamalara geldik? Biz koruyucu sağlığı ihmal ediyoruz da mı, böyle mi, bu bir kader mi oluyor bazen? Biraz bu yorumlarınızla girerseniz çok sevinirim. Tabii. Bütün dünyadaki oranlara benzer şekildedir Türkiye'de de. Yani koruyucu sağlık sistemimizdeki bir problemden çok bu hastalığın insanlara gelebilme özelliğinden kaynaklanıyor. Türkiye'de geçen seneki rakamlarla 60 binin üzerinde kronik böbrek yetmezliği dediğimiz böbrek yetmezliği tedavisine ihtiyacı olan hasta vardır. Bütün hastalar organ nakli sırasına girememektedirler çeşitli nedenlerle. Organ nakli sırasına girebilmek için yaş grupları, belirli durumlar söz konusu olduğu için bu 60 bin hastadan 10 bin kadarı ancak bekleme listesine girebilmektedir. Bunların da yapılabilen ameliyat sayısı 3 bin olduğunu düşünürsek 60 bin böbrek yetmezliğinde geçen sene 3 bin civarında nakil yapılabilmiştir. Ve bu 3 binde 600 civarındaki kadavra olarak yapılmıştır. Dolayısıyla geri kalanları da canlıdan yapılmaktadır. 2400. 2400 tane canlı vericiden yapılmaktadır. Bu bizim ülkemiz için beklenen bir durum çünkü kadavra bağışları son derece az olduğu için canlıdan daha çok böbrek alınarak canlıdan nakiller daha çok yapılmaktadır. Ama dünyada bakıldığında özellikle İspanya gibi İspanya'da. Avrupa ülkelerinde bunun tam tersi söz konusu. Bu oranların tam tersinde kadavradan daha çok canlıdan çok daha azdır. Orada nasıl bir politika, insanlara bunu aşılama, bu sorumluluğun yerine getirme felsefesi, bilgisi veriliyor ki bu kadar artıyor. Bizde eksik olan ne, onlarda olması gereken olan ne acaba hocam? Organ nakli koordinasyon sistemi bizlere göre çok daha erken kurulmuş ve bu organ nakli koordinasyon sistemi kurulduğunda da eğitim verebilmesi halka çok daha kolay olmuştur. Okullardan küçük yaşta başlayarak böbrek veya organ vermenin kutsallığı, gerekliliği vurgulanmakta. Eğitim sistemleri içine bu konulduğu için ilkokuldan itibaren organ vericisi olabileceğini insanları belirli durumlarda belirterek o eğitimin sonucunda vardıkları nokta ve organ nakli koordinasyon sistemlerinin hem eğitim hem de bir organ vericisi pozisyonda olduğu zaman ikna edebilme özellikleri bize göre çok daha fazla olduğu için Sağlık bu başarıda. okuryazarlığı aslında tam ilkokuldan itibaren çok daha artıyor. Bu farkındalığı artırıyor. İşte her şey temele dayanıyor Evet, aslında. eğitimle başlıyor. Bizde de herhalde yavaş yavaş olacak, oturacak. Biraz daha geriden gidiyoruz ama ben olacağını benim de şahsen ümidim var. Hocam peki, böbrek yetmezliği ile devam edelim. Bu böbrek yetmezliği nedir? İnsanlar bu aşamaya neden geliyorlar? Aslında açılışta söyledik. Biz koruyucu sağlığı çok ihmal ettiğimiz için mi bu aşamada geliyoruz? Ya bütün faktörleri biraz bize sıralar mısınız? Tabii. Böbrek yetmezliği sinsi gelişen bir hastalık olduğu için genellikle bu hastalıkta hasta son döneme yaklaşana kadar pek farkında olmuyor. Özellikle bu diyabetli hastalarda bu çok daha sık olmaktadır. Diyabet zaten sinsi bir hastalık. Diyabetin yarattığı hasarlar nedeniyle de böbrek farkında olmadan yetmezliğe gidiyor ve son döneme bu şekilde geliyor. Koruyucu hizmetlerin azlığından çok sinsi davranmasından da kaynaklanıyor. Bazı böbrek iltihaplarından sonra böbrek yetmezliği de olabilmektedir. Yine aynı şekilde onlar da sinsi davranabildiği için ileri evrelere kadar çok fark edilmiyor. Çünkü hasta idrar çıkarmaya devam ediyor ama idrar kalitesi giderek düşüyor.
idrar sıfırlamadığı için de normal çalışıyormuş gibi düşünüyor böbreğini. Tabii ki hekime gitme oranı da çok fazla olmuyor kişilerin bu durumda. Ve böylece yavaş yavaş farkında olmadan böbrek yetmezliği gelip oturduktan sonra, son duruma yerleştikten sonra hastalık fark ediliyor ki o zaman artık böbrek yetmezliği tedavisine dönüşülüyor. Böbrek yetmezliği de verdiğiniz tedavilerle geri kazanılan bir olay değil. Kaybedilmiş olan o süzme fonksiyonu yapan organcıklar geri dönmüyorlar. Kalanlarla idare etme durumuna geçiliyor. Bu da bir süre sonra götürdükten sonra tamamen iflas edince de başka metotlarla tedaviye yönlenmek zorunda Hocam, kalıyoruz. Hocam, sinsi ilerliyor deyince tabii bir tedirginlik, korku var. Sinsi ilerleyen bir şeye karşı biz nasıl önlem alacağız? Yani sürekli bir böbrek ultrasonu mu çektireceğiz? Bu da değil olay. İdrar Hayır. kalitesi zamanla düşüyor diyoruz. Çok geçe kalıyoruz o zaman bazen. Burada erken önlem Tabii almamız için gidebilecek ne var? şey kişinin çok erken yaşlardan itibaren hepimizin bir hekiminin olması ve düzenli olarak aile hekimleri şu anda Türkiye'de bu işi yapıyorlar. Düzenli olarak hekime check-up mahiyetinde kişinin hayatı boyunca gitmesi. İlla bir hastalığı olmadan gidip mesela belirli aralarla, belirli yaşlarda tansiyonunun kontrol edilmesinden tutun da diğer bütün kan değerlerinin de bakılması da dahil olmak üzere ara ara bunların yapılması gerekiyor. Bunu yapacak olanlar da herkesin bir hekimin olması halinde Türkiye'de söz konusu olur. oturtulmaya Evet, çalışılan şu aile anda o hekimliği çok iyi bir sistemi. şekilde devam ediyor. Dolayısıyla herkesin bir aile hekimi var şu anda. Dolayısıyla aile hekimine başvurarak düzenli kontrollerinizi yaptırmanız mümkün. Ve bu sırada işte bu kontroller sırasında hastalıkla çok erken evrede yakalanabilme şansına sahip. Bunu yapabildiğimiz takdirde bu oran giderek düşecektir. Şimdi aile hekimiyle tanışmayan hala vardır. Aile hekimine gitme alışkanlığı kazanmayan vardır. Bu bizim sistemimiz. Bize sunduğu faydaları var. Bunu alışkanlık haline getirmeye çalışalım. Burada devlete de iş düşüyor. Tabii vatandaş olarak bize de iş düşüyor. Bazen sevmiyoruz, güvenmiyoruz aile hekimimize ama gidelim en azından ayağımız alışsın. Güvenelim. Güvenelim. Güvenelim de aynı zamanda. Peki hocam, böbrek nakli kimlere yapılır'a gelelim o zaman yavaş yavaş. Tamam, bir böbrek hastalığı ortaya çıktı. Artık idrarının kalitesi hastada zorlanmaya başladı. Sinsi ilerledi. Anlamadık. Hekime gittiniz. Senin böbreğin belki iflas etmiş dendi. Tek böbreğin ya da bilmiyorum iki böbreğin. Bu aşamadan sonraki süreçten bahseder misiniz Tabii. bize? Her iki böbrek de fonksiyonunu yitirdiği zaman bu noktadan sonra kanın zehirli maddeleri atabilmesi imkanı olmadığı için bunu ya bir makinayla kanı dışarı alarak temizlemek ve tekrar hastaya vermek suretiyle ki biz buna diyaliz diyoruz. Veya kişinin karnına bir kateter yerleştirilerek özel solüsyonlarla karın zarının bu değişimi sağlaması sonrasında zehirli maddeleri atmak söz konusudur. Buna birine hemodiyaliz diyoruz, kandan yapılan bir makineyle, diğerine de periton diyalizi diyoruz. Bu iki yöntemle zararlı maddeleri vücuttan temizlemek mümkün. Ancak hiçbir zaman böbreğin fonksiyonu kadar yeterli ve iyi şekilde yapabilmeleri mümkün değil bu sistemlerin. Hayatta tutmaya yeterli, bir süre daha sağlıklı götürmeye yeterli ama hiçbir zaman ideal bir böbrek fonksiyonu gerçekleştiremediği için hemodiyaliz ve periton diyalizi bu nedenle böbrek nakline ihtiyaç doğmaktadır. Periton diyalizi ve hemodiyalizdeki bir problem şudur. Hemodiyalizi de haftada 2 ya da 3 seans, 4'er saatlik sürelerle yapmanız lazım. Hemodiyaliz merkezine gitmeniz gerekiyor. Zaman kaybınız var. Çalışma hayatından kaybınız var. Ve de ideal bir halde de olamıyorsunuz hemodiyalize rağmen. Periton diyalizi biraz daha avantajlı. Gece kendiniz yaparken yatabiliyorsunuz ama o zaman da periton dediğimiz karın zarının iltihaplanma ihtimali enfeksiyon riski kapma var. Ihtimali Enfeksiyon var. Riski var. Dolayısıyla ideal bir tedavi yöntemi hiçbir zaman olamıyor. Bu nedenle böbrek nakli bunlara alternatif olarak çok daha iyi bir kalite sağladığı için böbrek takılıp da fonksiyonu normale geldiği zaman kişi bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar alarak hayat boyu normal fonksiyonlarını bizim şu anda davrandığımız gibi rahatlıkla gerçekleştirebilmektedir. Hocam ama diyaliz merkezleri çok yaygın. Çok sayıda diyaliz merkezimiz var. Evde yapan sayısını biz daha az diyoruz. Yani periton diyaliz dediğimiz evde diyaliz bir anlamda diyebiliriz aslında. Bunu yapan sayısı çok az var. Enfeksiyon kapma ihtimalinden bile çok önerilmiyor mu? Hastaların bir merkezde diyaliz hizmeti alması çok daha mı iyidir? Sizin bir hekim olarak hem vatandaş tarafından hem de hekim tarafından baktığınızda ne söylersiniz bununla ilgili? Hangisi daha... Burada tabii hastanın durumuna göre nefroloji doktoru dediğimiz böbrek yetmezliğini tedavi etmekte olan hekimlerinin fikrine göre hareket etmesi gerekir hastalarımızın. Çünkü bazı hastalar hemodiyaliz için ideal seçim olur, bazıları periton diyalizi için. Periton diyalizinde hastanın bilinçli olması, kendisi kendini tedavi ederken steriliteyi ve mikrop kapmadan o işi yapabilmesi için belirli bir eğitim düzeyinde ve belirli bir anlayışta olması lazım. Dolayısıyla hastanın eğitim düzeyine veya o işi kavrayabilme özelliğine göre bu nefrolog hekimi kendisi karar verip
hangisine yönlendireceğini o şekilde seçebiliyor. Dolayısıyla biri birine çok daha üstündür demek mümkün değil. Dolayısıyla ikisi de işi görmektedir. Birisindeki avantaj bir merkeze gitmeden akşam evde yapılabildiği için sosyal hayatı idare etmesi daha kolaydır peritoneal diyalizinde. Diğerinde zaman kaybı hemodiyalizde daha fazladır. Dolayısıyla bu seçimi hastanın durumuna göre nefrolog yapmaktadır. Hasta burada ya ben evde yapmak istiyorum ısrarcı olmasın. Hekim zaten hasta için en doğru olanı kararı verecektir gibi görünüyor. Teşekkür ediyoruz hocam. Türkiye'de hasta böbrek yetmezliği oranları söyledik. Şu anda 60 bin kişi diyaliz alıyor, diyaliz merkezine gidiyor ve diyaliz hizmeti alıyor. Bunların hepsi zaten organ nakli için aday değil maalesef. Önce neden aday değil? Yani organ nakli yapılmasının ne gibi sakıncası var? Organ nakli sırasında Sağlık Bakanlığı'nın o sistemine giremiyor. Nedendir hocam bunun? Evet. Bir belirli bir yaş grubunun üzerinde olmak, kalp yetmezliği, başka bir organ sorunlarının da beraber olması halinde direkt organ alma listesine giremiyor kişiler bu nedenle. Başka hastalıkların, yandaş hastalıkların bulunması veya yaş grubunun çok ileri olması gibi durumlardan giremiyor. Bundan daha da önemli olarak yandaş bazı virüs enfeksiyonlarının beraberinde olması kişide veya başka enfeksiyon hastalıklarının da beraberinde gidiyor olması nedeniyle. Hepatit gibi mi hocam? Evet, evet, listeye alınması daha zor olmaktadır onların veya listeye alındıklarında en arka sıralarda yer almaktadırlar. Çünkü o tip enfeksiyonlara sahipseniz yaptığınız nakilden sonraki uzun vadeli başarınız kesinlikle düşecektir. Çünkü bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç vermek zorundasınız. Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç verince daha evvelki enfeksiyonların tetiğinin çekilmesi, daha aktif hale gelmesi söz konusu olduğu için o grup listeye alınamamaktadır. Veya çok küçük yaşta olmak da yine aynı şekilde böbrek yetmezliğinde hemen o sıraya sokulmak açısından bir engeldir. Hem yaş grubu hem yandaş hastalıklar ve hastanın genel durumu dahil olmak üzere bu listeye alınmayı değiştirebilmektedir. Zaten organ çok kıymetli. Doğru insanda organı değerlendirmek lazım. Önceliği bu anlamda sahip olan hastalarda var. Peki o zaman böbrek nakli hangi yaş grubuna yapılır desen biz sizin dediklerinizden sanki çok ileriki yaş grubuna yapılamazmış gibi bir izlenim ediniyoruz ama hem çocukluk hem orta yaş grubu hem de ileriki yaş grubunda böbrek naklinin yapılma oranları hakkında ne söylersiniz? Tabii. Şimdi teorik olarak her yaşta yapılabilir. Evet. Ama teorik olmakla pratik uygulamalar arasında fark oluyor. Şöyle söyleyebilirim. Ortalama bir insan ömrünün 80-85 yıl olduğunu bütün dünyada kabul etmek lazım ortalama ömür olarak bakıldığında. Diyelim ki 75 yaşında bir kronik böbrek hastası hemodiyalizle normal beklenten ömrünü rahatlıkla götürebilir. Dolayısıyla 75 yaşında bir organ yetmezliği hastasına böbrek nakli yapmak bu nedenle çok uygun olmayabilir. Oysa 30 yaşında bir hastayı düşünün, normal ömür beklentisi önünde yaklaşık bir 50 sene var. Dolayısıyla o hastaya bir organ bulabilir ve takabilirseniz çok uzun süreli bir sağlıklı ömre sahip olabilme şansı var. Düşünürseniz hemodiyalizle ve diğer yöntemlerle her şeyin iyi gitme olasılığı 10 ila 12 yıldır. Yani hemodiyalizle problemsiz götürebilmeniz bile 10-12 yıl. Dolayısıyla mutlaka başka bir alternatif tedaviye geçmeniz gerekiyor. İşte 70 küsür yaşında onu yaşadığınız zaman normal ömrünüzü tamamlayabilirsiniz. Ama 30'lu yaşlarda hemodiyalizle bile 70-80'li yaşlara ulaşma şansınız yok. O nedenle bunu sağlayabilmek için ikinci bir tedavi yöntemi, organ nakli yöntemi devreye girmek zorunda. Bir kişiye hayatı boyunca birden fazla organ takılabilir. Yani 20 yaşında bir nakil yapıldıktan sonra 40 yaşında ve 60 yaşında yapılarak 80 yaşına gelebilme şansı böylece doğrulabilir. Bu nedenle erken yaşlarda daha çok seçersiniz. Genç insanlara doğal olarak tabii, bu biraz adaletsiz gibi gelse de bizim gibi yaşları ilerlemekte olanları, ama genç insanlar daha fazla bu işte ön planda tutulmalıdır. Çok erken yaşta da bebek durumunda yaptığınız zaman da bebeğin büyümesi ve organ oturtulması açısından, yerleştirmesi açısından teknik problemlerden dolayı biraz daha büyük yaş grubu doğru seçilmesi yani gerekiyor. Yani hocam en erken kaç yaşında yapıyorsunuz? Her yaşta yapılabiliyor ama en erken 7 yaş, 8 yaş civarında başlayarak yapılması lazım. 7-8 yaştan evvel teknik olarak çok fazla yapılması önerilmiyor. Zaten Allah'tan 7-8 yaşın altında kronik böbrek yetmezliği hastası oranı son derece azdır çocuklarda. O da güzel. Yani
daha sonradan bir şekilde oluyorlar. Evet. Peki hocam, hemen şunu soracağım. Aileleri burada bilinçlendirmek adına çocuklarını. Çocuk yaşta ne oluyor ki? Yani 0-5-6 yaş aralığında, 7 yaşa kadar süreçte ne oluyor ki böbrek yetmezliğine giden bir süreç yaşayabiliyor aileler? Bunun nedeni nedir? Oradaki yaşam kalitesinde bir sıkıntı mı vardır? Yanlış ilaç tedavileri ailelerin yaptığı ya da malpraksis dediğimiz hekimin bir belki hatası vardır. Bundan dolayı mı böbrek yetmezliğine gidiyor? Nedir? Hayır. Çocuk yaşta genellikle malpraksisle ilgili bir problem hemen hiç olmaz. Çocukluk yaşından itibaren ailevi böbrek hastalıkları vardır. Böbrek yetmezliğini tetikleyen. Bunlar ön plandadır. Bir de glomerülonefrit dediğimiz özel tip bir böbrek iltihabı ortaya çıkar. Bu böbrek iltihabı durumunda kişinin kendi hücreleri böbrek hücrelerini tahrip eder glomerülonefritlerde. Böylece otoimmün dediğimiz kendiliğinden kendi kendine kişinin hasar vererek yaptığı hastalıklar çocuk yaşlarında daha fazladır. O yoksa zaman tıbbi hatadan dolayı çocukluk yaşlarında böbrek yetmezliği çok ender olarak. Onu da söylerim. Bazen bir sıkıntı oluyor. Doktor yanlış ilaç verdi. Yanlış tedavi olduğu biz hemen damgalayabiliyoruz. En azından böbrek konusunda tabii bunu bu biraz... hani çok kolaycılık oluyor. Çünkü glomerülonefrit diye örnek verdiğim hastalıkta tedaviye rağmen kötü gitme olasılığı son derece yüksek oluyor. Bu nedenle iyi tedavi edilemiyor veya zamanında fark edilemiyor. Hekim bu yönde suçlanması çok sağlıklı değil ama maalesef bunlar çok sık yapılıyor. Hocam şimdi bir VTR hazırlamıştık. Vücut hakkında merak edilenlerle ilgili onu izleyelim. Ondan sonra konumuza devam edelim. Değerli izleyenler, insan vücuduyla ilgili bilinmeyenlerle ilgili bir VTR'miz var. Sonra tekrar buradayız. Vücudumuzda 25 milyar oksijen alıcı kırmızı kan yuvarlakları bulunmaktadır. Bunları bir yüzey üzerine yayacak olursak 2570 metrekarelik bir alanı kaplar. Bebekken 270'ten fazla kemiğimiz varken büyüdükçe bunların bazısı birbiriyle kaynaşarak sonunda sadece 206 kemikte kalırız. Normal bir vücut ısısıyla insanın dayanabileceği en sıcak suyun ısısı 110 derecedir. Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik 25 wattlık bir lambayı dakikalarca yakabilir. Esmerlerde 120 bin, sarışınlarda ise 140 bin adet saç teli vardır. Her geçen gün başımızdan 25 bin civarında saç teli kopar ve yerine yine aynı sayıda yenileri çıkar. Tek bir dakika içerisinde 1025 santimetre küplük havayı içimize çeker, 4 kilograma yakın kanı vücudumuzun içinde devrederiz. Tırnaklarımız bir yılda 3.75 metreye kadar uzar. İnsan doğduktan birkaç gün sonraya kadar hiçbir şey duymayacak kadar sağırdır. Değerli izleyenler, tekrar buradayız. Şimdi kimlerden böbrek alınırla devam edeceğim ama bir bilgi var elimizde. Şimdi dünyada İspanya birinci sırada organ bağışında, özellikle böbrek nakilleri herhalde. İkinci sırada da İran geliyormuş. Şimdi bir Müslüman ülke diyoruz, bir Doğu ülkesi diyoruz. İspanya, Batı ve Avrupa ülkesi keza. İran'da bu oranın yüksek olması nedir? İzleyicilerimize açıklayalım isterim ben. Elbette. İran son yaklaşık 7-8 yılda çok ciddi bir ilerleme yapmıştır. Daha evvel kadavra bağış sayıları çok azken 8 yılda büyük bir ilerleme yapmıştır. Bunun en büyük nedeni din alimlerinin organ vermenin caiz olduğunu ve de vermeleri gerektiğini topluma iletmeleri. Bu konuda eğitmeleri, İran'daki bir transplant merkezinin başkanı olan kişinin ağabeyi İran'da Mehdi pozisyonunda ve gayet net olarak televizyonlarda sık sık çıkarak organ naklinin caiz olduğunu, kişilerin böyle bir bağışı yapmaları gerektiğini ve bunun da toplum içinde, dünya içinde, insanlık için iyi olduğunu son derece güzel bir şekilde vurgulamaktadır. Bu çok önem taşıyor. Bununla beraber organ nakli koordinasyon sistemi içinde organ vericisinden, aileden izin alma pozisyonda organ verilirken koordinatörün yanında bir din elemanı ki imam genellikle gitmekte ve bunun dinen uygun olduğunu, Mehdi tarafından da belirtildiğini açıklayarak
daha kolay ikna edebilmektir. Yani toplumun bu konudaki eğitimi daha kolaylaşmıştır. İran bunu çok hızlı geçmiştir. Yani birkaç sene içinde dünyada en gerilerde gelirken İspanya'yı yakalamış, hatta son 6-7 aydır organ verme sayısı oransal olarak İspanya'yı bile geçmiştir şu anda. İran'ı bu yönüyle de tanımış olduk. Evet. Aslında hocam teşekkür ediyorum. Bence çok değerli bir bilgi. Bizim ülkemize de ışık tutacak değerli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Türkiye'ye geldi. Kimlerden böbrek alınır? Bir işte kadavradan alıyoruz. Bir canlı vericiden alıyoruz. Bizim amacımız kadavradan nakilleri arttırmak. Çünkü çok daha fazla olabilir ama bir şekilde bizim Diyanetimiz de bunun caiz olduğunu fetva verdiği halde bir şekilde bu oranlar artmıyor. Bir de kişi hayattayken sanıyorum şu durumda var. Ben organlarımı bağışlayabilirim dediği halde öldükten sonra sanıyorum süreç böyle ilerlemiyor değil mi? Ailelerin kararı orada önemli. Evet. Ne dersiniz bunlarla ilgili? Evet, yani kişi hayattayken bu organ bağışlasa bile ölüm halinde organ alabilmek için mutlaka akrabalarından ve sorumlu kişilerden izin almak gerekiyor. Kanunen bu böyle. Bir yerde doğrusu da bu şekilde. Sadece bizim şunu bildirmemiz gerekiyor. Eğer bir organ vericisi olarak bağışlama yaptıysak bu vasiyetimizden ailemizin haberdar olması ve bize bir şey olursa da bu vasiyetimizi gerçekleştirmeleri şeklinde vurgulama yapabiliriz. O zaman da uyacaklardır. Bunun sağlanması gerekir. Bunun dışında organ vericisi olma konumuna herkesin gelmediğini bilmek lazım. Şöyle bir endişeye düşüyor insanlar. Acaba ölürsem hemen götürüp organlarımı almak üzere beni ölmesem de ölüm haline bırakırlar mı? Bu hata hiçbir zaman dünyada yapılmamaktadır. Hele Türkiye'de hekimin organ alabilmek için hastayı ölüme terk etmesi söz konusu bile olamaz. Kişi bir trafik kazası ya da bir olay durumunda hastaneye vardıktan sonra evvela yoğun bakıma girebilmesi gerekiyor. Bir süre yoğun bakımda izlenmesi ve bu yoğun bakım izlemi süresinde organlarının da hayatiyetinin en iyi durumda tutulduktan sonra beyin ölümü olursa o zaman organlar alınabiliyor. Yoksa kalbi durmuş olan, hastaneye yetiştirilmiş olan kişinin organları toplanmıyor. Yani böyle bir korkunun olmasına gerek yok. Kişi trafik kazası, beyin kanaması ya da herhangi bir nedenle önce bir yoğun bakıma ulaşılabilmeli. Orada iyi bir tedavi almalı. Bütün bunlara rağmen beyin ölümü olursa ancak organlar alınabiliyor. Bir de organları alan kişiler, transplant cerrahı olarak bizler, bu o beyin ölümü kararında hiçbir zaman yer almıyoruz. Beyin ölümü kararı mı tamamen farklı hekim grupları tarafından, anestezistler tarafından, beyin cerrahları ve nörologların beraber olduğu bir grup tarafından verilmektedir. Dolayısıyla yoğun bakımda tedavi eden hekimler öncelikle hastayı hayatta tutmaya çalışırlar. Ancak bütün bu gayretlere rağmen beyin ölümü olursa organ alınabilmektedir. Dolayısıyla biz transplant cerrahları hastayı ölüme terk ettik ve o şekilde organları topluyoruz gibi bir düşünce hiçbir zaman olmamalı. Bu olmasın zaten böyle bir şey yok ya. Biz de tabii güven, insanlar sağlık kuruluşuna güvenmek istiyor, hekime güvenmek istiyor. Bir güven problemi de herhalde olduğu için biz bunları kafamızda, bu algıları kafamızda yaratıyoruz herhalde. Bunun için hem hastaneleri hem hekimle hem Sağlık Bakanlığı bence daha çok görev düşüyor. O güveni biraz daha bizim vatandaşa vermemiz gerekiyor. Güven olduktan sonra bir şekilde herkesin organa ihtiyacı olabilir. Bir denk düşecektir diye düşünüyorum hocam. Kadavradan nakilleri arttırmak önemli olan. Bizim geçen seneki oranları söylediniz. Toplam 3000 nakil yapıldı ve bunların sadece 2400'ü canlı nakil. Evet. 600'ü kadavradan nakiller. Bunun ideali ne olmalı? İdeali 2400'ü kadavra olmalı, 600'ü canlı olmalı. Bunun tam tersi oranı yakalamalıyız. Bunun için de kesinlikle organ bağışının artması dediğimiz bu eğitimin daha ilkokullardan itibaren kişinin beyin ölümü olduğunda organlarını verebileceği, bağışlayabileceği, bunun da ne dinen ne de hekimlik anlayışı olarak yanlış olmadığını çocukluktan itibaren yerleştirmek gerekiyor. Yoksa erişkin yaşta bunu kabul etmek hakikaten çok zor oluyor. Şunu kesinlikle ben de kabul ediyorum. Kişinin sevdiği insanı kaybettiğinde onun organları bağışlaması çok kolay değil. Bunu yapabilmeniz için çocukluktan itibaren bu kavramın yerleşmesi halinde daha kolay. Yoksa sevdiğiniz bir insanın o durumdaki organlarını vermek fikri çok mutlu etmeyebilir insanı. Bunu kabul ediyorum ama akıl her zaman ön planda tutulmalı. Beyin ölümü olan kişinin asla geri dönmeyeceğini bilerek organların mutlaka bu şekilde bağışlanması daha başka insanlara hayat sağlayacaktır. Onları daha mutlu edecektir. Kaybettiğiniz kişinin organlarının başka bir canda hayat bulması
bizi daha mutlu eder diye düşünüyorum. Önümüzde bir Akdeniz ülkesi, İspanya, Avrupa ülkesi var. Bir yandan da Doğu ülkesi var. İran, onlar becermişler. Neden biz de yapamayalım? Hocam, böbrek nakli sistemi nasıl çalışıyor? Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde giden bir sistem var. Gayet adil, hakkaniyetli giden bir sistem var. Onu biz de görüyoruz, biliyoruz. Siz bu sistemden bahseder misiniz? Hekim olarak size yansımaları nelerdir? Hastalar bu sistemden nasıl faydalanır? Özellikle diyalize girme sürecinde de sanıyorum oradayken zaten uygunsa hasta bu sisteme hemen giriliyor, değil mi? Tabii. Türkiye'de organ nakli dağıtım sistemi mükemmel çalışmaktadır bence. Sağlık Bakanlığı'nın en büyük başarılarından bir tanesidir. Bunu kesinlikle bütün herkesin kabul etmesi ve halkımızın bilmesi gerekiyor. Bir beyin ölümü olduğunda beyin ölümü olan hastane tarafından organ nakli koordinatörü tarafından organ nakli koordinasyon sistemine Ankara'ya belirli bir merkeze bildirilmektedir. Oraya kaydedildikten sonra doku grupları, kan grubu, vericinin durumu Ankara'ya belirtildikten sonra Türkiye'de hangi merkezdeki kişiye en fazla uyduğunu çok iyi değerlendirerek bilgisayar sistemiyle organı dağıtabilmek söz konusudur. Yoksa bir diyaliz merkezinde ya da organ nakli merkezinde bir sıraya yazılarak ilk sıraya yazılanın o organı alması gibi bir şey söz konusu değildir. Çünkü doku uyumu ve kan grubu uyumuyla beraber en büyük başarıyı sağlamak üzerine kurulduğu için hangi şehirde, hangi merkezdeki hasta o donöre yani vericiye uygunsa o merkez tarafından otomatik olarak o verilmektedir. Böylece hem adaletli hem de başarının yüksek olduğu bir sistemi sağlamak mümkündür. Kendiniz bir organ bulabiliyorsanız, örneğin kendi hastanenizden organ çıkardıysanız, bir organı merkeze sunuyorsunuz, ikinci organı kendi hastalarınızdan birine kullanabilecek şekilde sistem o sistem üzerinde çalışıyor. %50-%50 doğru evet, bir... Evet, %50. Ama diyelim ki kendi merkezinizde çıkardığınız böbreğe hiç uyum sağlayan yok. Yine merkez onu başka bir yere dağıtıyor ama size en kısa sürede sizin hastalarınızda birine uyabilecek böbreğe size aktarıyor. Çünkü siz o başarıyı sağlamış olduğunuz için daha ön plandasınız merkez olarak. Sizin hastalarınız da ön sıraya geçmiş oluyor. O an çıkardığınız böbrek sistemdeki hiçbir hastanıza uymasa bile sizin Türkiye'deki bir başka merkeze gidiyor. En kısa sürede başka bir merkezden çıkan organ da sizin hastanıza uyuyorsa hemen sistem sizi ödüllendiriyor. Siz kendi hastanenizde bir organ temin edebildiyseniz. Kadavradan nakiller için zaten evet. Konuşuyoruz. Bir de tabii canlı vericiler var. Pek böyle olmasını istemiyoruz ama oluyor. Yaşarken niye ben vermeyeyim diyor. İki böbreğim var. Birini kaybetsem de demek ki böbreğin fonksiyonlarını yerine getiriyor. Sağlıklı olarak hayatımı sürdürebilirim diyoruz. Ve böbreğimizi verebiliyoruz. Burada verici nasıl seçiliyor? Akrabalık düzeyi nasıl olmalı? İlişki düzeyi nasıl olmalı insanlar arasında tabii, verici olabilmek için? Bundan yaklaşık bir 20 yıl evvel birinci derece akraba dışında hiç kimse canlı verici olamıyordu. Birinci derece akraba, anne baba, kardeş gibi kan bağının birinci sırada olduğu kişileri kastediyoruz. Giderek bu bütün dünyada ve ülkemizde de daha uzak akrabalara kadar ilerledi. Şu anda da kanunen dördüncü derece akrabaya kadar yani kuzenlere kadar gitmiş durumdadır. Bunun dışında aralarında sevgi bağı olduğu gösterilen örneğin birlikte yaşayan partnerler, karı koca ve bunun dışında da yine arkadaş olduklarını gösterebilen kişiler etik kurullara başvurarak etik kurul kararıyla aralarında herhangi bir ticaret olmadığı belirlendikten ve noter tasdikli bir şekilde ifade edildikten sonra yine organ vericisi olabilmektedirler canlı olarak. Bu da canlı organ vericiliğini arttırmıştır. Doğal olarak da işte bu arttırmadan dolayı bizim ülkemizde kadavra zaten daha az bulunduğu için bu yönde birbirine sevgi bağıyla olan veya çeşitli nedenlerle birbirine verebilen insanlar daha çok arttığı için biz de canlı vericiye daha çok yönelmek durumunda kalıyoruz. Tabii bunların da kan grubu, doku uyumlarının olması gerekiyor. Mutlaka. Burada da ciddi bir araştırma oluyor. Şu da geliyor aklıma. Şimdi duyuyoruz efsane mi değil mi tartışılır. İşte organ tüccarlığı, organ mafyalı. İşte bazen çocuklarımız kaçırılıyor. İşte bulunamayan çocuklar var. Belki medyaya yansımayanlar da var. Acaba buralarda organ tüccarlığı, organ mafyası gibi bir şeyler dönüyor mu diyoruz? Para ilişkisi var mı diyoruz? Bunlarla ilgili sizin gözleminiz tabii. Nedir hekim olarak? Ülkemizde bunun olmadığını ben size söyleyebilirim. Bunun nedeni yapılan her nakil mutlaka bir Sağlık Bakanlığı sistemine yer almak durumunda. Yani bu nakli herhangi bir yerde yapamazsınız. Bir hastanede yapmanız lazım. Bütün ameliyatları da bu şekilde sisteme zaten Sağlık Bakanlığı'na bildirmek zorundasınız. Ameliyat yaptığınızda organın nereden geldiğini de bildireceğiniz için bir çocuk kaçırarak ya da birini kaçırarak organları alarak bunu yapabilmeniz mümkün değil.
bir defa organ nakli iyi bir hastanede yapılması gerekiyor. Bu bütün dünyada özellikle kanunların çok iyi işlemediği ülkelerde, geçerli olmadığı ülkelerde çeşitli şekilde yapılabiliyor. Şöyle ki verici bir şekilde ikna ediliyor parasal olarak da ve ameliyathaneye alınarak bir böbreğini hediye etmiş. Onun karşılığında bir şey almış. Buna Hindistan, Pakistan çok tipik örneklerdir. Orada ekonomik durum birçok insan için çok iyi olmadığı için çok az miktarlarda paralara böbreğini vererek kendi yaşam kalitelerini yükseltmek için kendi sağlıklarını feda etmekte veya çekinmeyen insanlar legal oluyor. Legal mi? Legal olarak yapılıyor. Yani legal derken kanunları belki buna direkt olarak izin vermiyor. Ama hastanelerinin sistemi bunları kontrol etmediği için kolaylıkla yapılabiliyor. Ülkemizden de insanlar Hindistan'a, Pakistan'a giderek ücret ödeyerek orada bu şekilde organ alıp takılmış ve bizim ülkemize gelmiş olan pek çok insan var. Dolayısıyla bu daha evvel çok ilginçtir. Az evvel örnek verdiğimiz İran'da da yapılmaktaydı. Şimdi İran'da bu legal olarak yasak. Dolayısıyla İran'da yapılamıyor artık ama Hindistan'da, Pakistan'da yapılıyor. Belki dünyada daha kötü bir örnek de Çin'de. Çin'de maalesef yaygın olarak mahkumlar bu şekilde infaz edildikten sonra organları alınarak dünyada ticaret olarak kullanıldığına dair çok miktarda yayın var. Tabii ki bu el altından bir dağıtım yapılarak geliyor. Ama organı bulan birçok üçüncü dünya ülkelerinde kişiler giderek Çin'den alınmış olan bu tip organları kullanabiliyorlar. Veya hatta Çin'de ameliyat yapılarak organ takılmış olarak gelebiliyorlar. Uluslararası verilerde evet. Böyle en azından kafa soru işaretlerini gidermiş olduk. Işık tuttunuz bize. Hocam peki kan grubu uyumsuz kişilere nakil yapılabilir mi? Bu böyle bir şart var mıdır? Hemen bunu sorsam size. Kan grubu uyumlu olması idealdir. Doku grubu ve kan grubu olduğunda başarınız daha yüksek olur. Ancak son yıllarda çıkan ilaçlar kan grubu uyumu olmadan da nakil yapmaya izin vermektedir. Temel olarak kan grubu uyumu olmayanı seçmeyiz ama şartlar zorunluysa kan grubu uyumu olmadan da bazı ilaçlarla değiştirerek, baskılayarak yapabiliriz. Bu tabii çok istenen bir durum değil ama yapılabiliyor. Bundan kurtulmanın yolu şu olmuştur. Kendi vericisi, kendi kan grubundan uyumu olmadığı halde bir başka ailenin vericisi kendisine daha uygunsa ve o ailenin de yine böbreğe ihtiyacı varsa çapraz nakil dediğimiz aileler arası organ değişimi yapılmaktadır. Bu bence başarıyı daha çok arttırmaktadır. Yani kan grubu sizin vericinize uygun değil ama bir başka aileye uygun şekilde verebiliyorsunuz. O ailenin de kendi vericisi sizin alıcınıza uygun olduğu için aileler arası çapraz nakille kan grubu uyumunu şu anda sağlamak mümkün. Hocam son 1-2 dakikama girdim. Hemen şunları cevaplamanızı rica edeceğim. Şimdi nakilden ne kadar süre sonra hasta normal yaşamına dönüyor, dikkat etmesi gereken diğer sağlıklı insanlardan farklı bir şey var mı? Bir de organ nakli yapılacak merkez ararken dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Onları da söylemenizi isteyeceğim. Tabii nakil yapıldıktan sonra her şey iyi giderse 10 gün kadar sonra kişi normal yaşamına kesinlikle dönebiliyor. Ama idari toplumun içine çıkarak rahat yaşaması 30 günü almaktadır. Yani bir ay sonra nakil yapıldıktan sonra daha evvel yapılmamış gibi sağlıklı bir insan gibi normal yaşamına rahatlıkla bir ay sonra dönebiliyorlar. Hayat boyu organ nakli yapılan kişi hayatı devam ettirebilmek için baskılayıcı bir ilaç kullanacağı için bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı daha hassas olabileceğinden yaşamında daha dikkatli olması, grip olmaktan kaçması, nezle olmaktan kaçması gibi tedbirleri almak dışında yapacağı önemli bir şey yok. Rahatlıkla devam edebilir. Hangi merkeze başvurması gerekir derseniz... Hem kamu hem özelde yapılıyor çünkü organ nakli. Tabii. Türkiye'de bütün özel ve devlet sisteminde de hiçbir şekilde nakillerden ücret alınmamaktadır. Dolayısıyla başvurulan merkez size en yakın veya hekiminiz neredeyse, siz nereyi benimsediyseniz oraya başvurabilirsiniz. Dolayısıyla merkezler arasında teknik bir fark olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye'de bütün organ nakli ekipleri son derece başarılı olarak nakil yapmaktadırlar. Dolayısıyla hiç çekinmeden kendilerine en yakın, kendilerinin en çok benimsediği merkeze başvurabilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de organ nakliyle ilgili her yaptığım yayında organlarımı bağışladığımı ifade ediyorum. Allah korusun başımıza bir şey gelebilir. Sonrasında biz... bir belgeye beyan etsek de kanunen yakınlara sorulduğunu söylediniz. Biz de deşifre edelim ki etrafımızda en azından öyle bir şey başımıza geldiğinizde onlar da bir ikilemde kalmasınlar. Vasiyeti buydu diye yapsınlar değil mi? Çok teşekkür ederim hocam. Yeditepe Üniversitesi Anabilim Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanısın Sayın Profesör Doktor Özcan Gökçe. Bugün böbrek naklini, organ naklini enine boyuna konuşmaya çalıştık. Teşekkürler.
Değerli izleyenler, bugün de Sağlık Raporu programımızın sonuna geldik. Yayınlarımızın tekrarını tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Haftanın son gününde yeni emeğe geçen arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz de diliyorum. Tam iyilik halinde kalınız. Pazartesi 8.15'te buradayız. Görüşmek üzere.